Hoca Nasrettin bir gün yolda giderken fena sıkışmış. Düzlüktü bir arazide. Her an birileri çıkar görür diye defacet de yapamıyor. En sonunda o kadar çok sıkışıyor ki. Şöyle eşeğe siper alıyor, arkasına geçiyor. Çözüyor o çukurunu, indiriyor şalvarını, işiyor tabii. O esnada pat diye şeytanın gör dediği gibi köylüler bitiyor hocanın burnunu değil mi de hoca bunları görünce alelacele şalvarını topluyor, uçkurunu bağlıyor. Köylüler bakıyorlar diyorlar, ya hoca diyorlar, yaşından başından utan, ayıp değil mi, ne yapıyorsun deyince hoca köylülere diyor, kardeş haklısınız, oradan bakınca öyle görünüyor. Ama siz de bu eşeğin erkek olduğunu görmüyor musunuz deyince hoca bu cevabını verir tabii. Anlatmak istediğim şey şudur. Dünyada hani madalyonun bir de öbür yüzü var derler ya işte. Tasavvuf felsefesinde bu batın ve zahir olarak şey yapılır. Yani bir görünen vardır. Gördüğünüz gibi veya gördüğünüzü sandığınız şey vardır. Bir de asıl onun görünmeyeni vardır. İşte bütün sır orada yatmaktadır. Çoğu zaman. Yani her zaman söylenilenle, her zaman yani duyduğunuzla, her zaman gördüğünüz, yani sizin gördüğünüz veya duyduğunuz gibi olmayabilir. Bunun farklı bir şeyi de vardır. Bunu niye anlatıyorum? Geçenler kızımla telefonlaşıyorum. Dedim, ne yapıyorsun kızım? İyiyim baba dedi. Ben hastayım dedi. Biraz şeyim var, alerjim var. Partiye gidecektim, gidemiyorum deyince. Ben de o gün bir arkadaşın dinletisi var. O dinletiye gidiyorum. Gitmene gerek yok kızım dedim. Baban senin yerine bugün partiye gidiyor. Sen çok gidiyorsun partilere. Bugün de ben gideyim deyince bana dedi ki, baba duygu sömürüsü yapma, sen de partilere gidiyorsun deyince, yok kızım valla gitmiyorum dedim. Bana ne ya, ne kızım dedim, nereden biliyorsun? Sen dedi hatta Ezel'le birlikte partiye gidiyorsun dedi. Ezel var ya şu rapçi çocuk bizim Almanya'da yaşayan. Sen nereden biliyorsun? Çünkü Ezel paylaşmış Instagram'ında. Gönder bakayım şu resim dedi. Bana resmi gönderdi. Yani hakikaten ben böyle ani bir dönüş, flu bir resim yani şey dedi, net dedi. Parti başlasın diye de şey atmış, bir yazı yazmış. Oysa olay şuydu. O partinin olduğu günden bir hafta önce ben Şafak Salda'ya, burada bizim Türkiye'den avukat Ali Çakmak arkadaş gelmişti Hatice Hanım'la. Onları oraya götürdüm. Ot bara götürdüm. Şafak Saldan'ın oraya. Giderken de pasta yemiştik. Pastanın geri kalanını da tabağa bir pasta tabağına koyup Şafak'a götürdüm. Her neyse. Ertesi hafta da gidip tabağımı alayım. Çünkü tabağı anne yadigarıydı. Aradım dedim Şafak'cığım dedim. Sen o tabağı iyi muhafaza et. Çünkü annemin yadigarı. Neyse. O gün ben gittim. Tabii şey alacağım, pasta tabağını alacağım ama baktım Can Dündar orada, birkaç sanatçı arkadaşı orada. Bir de Ezel ortalıkta dolaşıyor, resim çekiyor. Geldi, abi resim çekildi, resim çekti. Ondan sonra hoş beş derken ben tabağımı aldım eve gittim. Tabii o esnada şey, parti vardı, o akşam orada parti yapacaklardı. Ezel bunu Instagram storiesinde paylaşmış o resim, benim resmimi. Parti başlasın diye böyle şimdi kızıma anlattım durum bundan ibaret. Kızım dedim ben partiye de kalmadım. Geldim evimde oturdum. Ya böyle dostlar her zaman gördükleriniz gerçekten sizin algıladığınız gibi mi? Bunu araştırmanız lazım. Size yapılan bir telkin veya söylenilen bir söz gerçekten ne kadar doğrudur? Bunu ancak ve ancak kendiniz madalyonun öbür yüzüne de bakayım diyerek bulabilirsiniz. Veya zahir görünenin bir de batınını şey yaparsanız farklı bir borsa hoca varsınız. Onun için siz olun. Ne gördüğünüze ne de duyduğunuza %100 kanaat getirmeyiniz. Şah Hatay'ın çok güzel bir şeyi vardır. Dörtlüğü der ya. Gördüğünü gözün ile beyan etme sözün ile. Neden sonra bizim ile mihman olursun can dediler. Burada tabii bir de nasihat var yani. Özüne, diline sahip ol. Yani
gözünle görsen dahi onu beyan etme. Çünkü beyan ettiğinde bunun belki de senin beyan ettiğin gibi olmadığını nereden biliyorsun? İşte bu bağlamda size güzel bir pazar diliyorum.